Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu İzlanda. Su ile ısınan buzlar ülkesi. Yaşamak için değil ama görmek için tercih edilen bir ülke İzlanda. İsminin anlamı her ne kadar buz ülkesi olsa ve bitki örtüsünün büyük bir bölümü buzul, bozkır, siyah kum ve kurumuş lavlardan oluşsa da genel görünüş itibariyle yeşil bir ülke aslında. İzlanda'da turist nüfusun iki katı. Karanlık, uzun, karlı kış mevsimi ve en fazla 15 dereceyi gördüğü gecesiz yazlarıyla İzlanda pek fazla kimsenin yaşamak isteyeceği bir yer değil. Ama kendine has doğası ve manzaraları sebebiyle her meraklı turistin görmeden ölmek istemeyeceği bir ülke. Sadece %30'u yaşamaya müsait olan 103 bin km2'lik İzlanda'nın 320 bin vatandaşı var. Yaz aylarında ise turistlerle beraber nüfus 900 bine kadar çıkıyor. İzlanda'da yaz mevsimi sıcaklık gündüz 7-12 derece arası, gece 2-3 dereceye kadar düşebiliyor. Her an yağmur veya dolu başlaması, hatta kar yağması sürpriz sayılmıyor. Kışınsa Körfez akıntısı yani Gulf Stream sayesinde sanıldığı kadar soğuk değil ama bütün ada karla kaplanıyor. Bulutlar çok hızlı hareket ettiği için hava 5 dakikada bir değişiyor. Aşırı rüzgar alan ülkede evlerin çoğunluğunun dış cephesi ve çatısı renkli alüminyum kaplı. Kiremit kullanılamıyor. Başkent Reykjavik, kutup bölgesine en yakın olan başkent. Ülkenin yarısından fazlası etrafı park ve göletlerle çevrili büyük bir kasaba görünümündeki bu şehirde yaşıyor. Reyk, İzlandaca'da duman anlamına geliyor ve ülkede ismi aynı kelimeyle başlayan başka birçok yer var. Yoğun yeraltı sıcak su kaynaklarından dolayı topraktan duman tütmesi bölgelere bu isimlerin verilmesinin başlıca nedeni. Ana termal kaynaklar 70-80 km çapındaki çevredeki tüm yerleşim merkezlerinin ısıtılmasında ve seralarda kullanılıyor. Bu bölgelerde asfalt veya topraktaki kar ve yağmur çok kısa sürede kuruyor. Yol üzerinde doğal termal göletlerinde kışın ısınmak için suya girmiş insanlar görünce şaşmamak lazım. Çünkü burada insanlar güneşle değil suyla ısınıyor. İzlanda köylüleri fokurdamakta olan bu sularda bir kese içine sarkıttıkları yumurtaları ve patatesleri kaynatıyor. Ekmeklerini kaynağın yakınındaki sıcak toprağa gömerek pişiriyor. Evlerdeki çeşmelerden ilk açıldığında önce sıcak, sonra soğuk su geliyor. Suya klor katılmıyor. Termallerin bir tek dezavantajı var. Bu bölgelerde hava ve hidrojen sülfit maddesinden dolayı bozuk yumurta gibi kokuyor. Ama gene de dünyanın en temiz ve en doğal temiz içme suyunun İzlanda'da olduğu söyleniyor. İzlanda'da aile soyadı kullanılmıyor. Bütün kadınların soyadı Dóttir yani kız çocuk. Erkeklerinki ise Son yani erkek çocukla bitiyor. Çoğunlukla babanın yeni yeni de annenin kızı ya da oğlu olarak soyad alınıyor. İzlanda telefon rehberi de ilk isimlere göre dizili. Polis, itfaiye ve ambulans için aynı telefon numarası kullanılıyor. Ülkede alan kodu yok. İzlanda Devlet Başkanı'nın numarası da telefon rehberinde kayıtlı. Başbakanlık konutunun yolu ise turistik kitaplarda tarif ediliyor. Konutun bahçesinin çitleri ya da duvarı yok. Bahçe içinde bir kilise ve mezarlık var. Sosyal hizmetler sistemini benimsemiş ülkenin vatandaşlarına sınırsız ve bedava eğitim ve sağlık imkanı veriliyor. Ortalama yaşam süresi 83 yıl. İzlandalılar özellikle yaz aylarında oldukça neşeli, güler yüzlü ve kendilerini pek ciddiye almayan insanlar. Ama kış mevsiminde ülkedeki antidepresan satışları artıyor. Kasvetli havalardan bunalıp kendilerini müziğe vermiş İzlandalılar için müzik duyguları dışa vurma yöntemi. Şarkıları da doğal olarak aşırı melankolik.
Vikinglerin torunları. Adaya ilk kez 9. yüzyılda Norveç'ten gelip yerleşen Vikingler yerleşmiş. Şu an konuşulan İzlandaca 9. yüzyılda adaya gelen Vikinglerin kullandığı dilin aynısı. Bu yüzden ada halkı hala 13. yüzyılda yazılan ilk İzlanda destanlarını bile zorlanmadan okuyabiliyor. İzlandalılar başka dillerden de kelime sahiplenmek yerine Viking dilinde var olan köklerden yeni kelime türetiyorlar. İnanç ve politika. Bir önceki Reykjavik valisi John Gnar eski bir punk grubu üyesi ve komedyenmiş. 2009 yılında politika ile dalga geçmek için The Best Party'yi kurmuş ve kazanmış. İzlanda, bankacılık sektörünün özelleştirilmesinden sonra finans ve yatırıma dayalı bir ekonomiye sahipti. Ama 2008 yılında meydana gelen büyük mali kriz 5000 kişinin ülkeden göç etmesine ve bankaların yabancı ülkelere satılmasına sebep oldu. İzlanda bugün ekonomik olarak batık bir ülke olsa da bu günlük hayatta pek hissedilmiyor. İzlandalıların %80'i elflerin varlığına ve İskandinav efsanelerinin gerçekliğine inanıyorlar. Elflere zarar gelmesin diye yol veya ev yaparken elflerin yaşadığına inandıkları arazileri kullanmıyorlar. Bu arada İzlanda halkının sadece %46'sının bir dini inancı var. Gençlerin %40'ı ateist. Eşcinsel ilişki çok yaygın değil ama LGBT'lerin en rahat ve özgür olduğu ülke burası. Birçok eşcinsel evlenmek ve tatil yapmak için İzlanda'yı tercih ediyor. İzlanda tamamen güvenli bir yer. Saldırı suçları neredeyse yok ve polisler gerek olmadığı için silah taşımıyor. Ülkenin ordusu yok. Güvenlik NATO uçaklarıyla sağlanıyor. Sadece bazı sahil güvenlik gemilerinde silahlı görevli var. Yollar. İzlanda'nın kıyı kesimleri normal bir araba ile gezilebilir. Ama engebeli iç kesimlerde sadece 4 çeker arabaların sürme izni var. Ülkede demir yolu yok. Karayolları yeterli ama fiyortların sebep olduğu uzun yolları kısaltmak için alçaktan uçan küçük uçaklarla yapılan hava taşımacılığı yaygın. Ülkede irili ufaklı 98 adet havaalanı var. İzlanda yollarındaki trafik ve bilgilendirme işaretleri oldukça düzenli ve yeterli. Tüm manzara noktaları, gezilecek yerler, turistik bilgi panoları, benzin istasyonları, market ve lokantaların yerlerini 5-10 kilometre öncesinden öğrenebilirsiniz. Bu ülkede diğer ülkelerden farklı olarak trafik işaretlerinin yanında asfalt sıcaklığını gösteren elektronik tabelalar var. Coğrafya. İzlanda'nın %11'i buzullarla kaplı. Buzul dağlarının çoğu aktif volkanların üzerinde bulunuyor. Bahar aylarında buzların bir kısmının erimesiyle şelaleler akmaya ve buzul gölleri çözülmeye başlıyor. Büyüklü küçüklü çeşitli şekillerdeki buz parçalarının ana buzuldan ayrılıp suya düşmesiyle sürekli değişen göl manzaraları oluşturuyor. İzlanda'da her gün değişik ölçeklerde depremler meydana geliyor. Fakat şu ana kadar hiçbir depremin büyüklüğü 7'yi geçmemiş. Bunun sebebi bilinmiyor. Sadece %1'lik bir alan tarıma müsait. Ormanın yok denecek kadar az olduğu ülkede bozkır, kum, çimen ve buzuldan başka bir engebeli arazide görülen yumuşak yosun yani moss türü mevcut. Adanın volkanik yapısı, kumları ve dayanıksız toprağının Ay'a benzemesinden ötürü Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong Ay'a iniş provası için İzlanda bozkırlarında antrenman yapmış. Bazalt kayalar ve İzlanda mimarisi. Volkanik lavların hızla soğuması sonucu oluşan jeolojik harika bazalt sütunlar İzlanda'da özellikle şelale duvarları ve okyanus kıyılarındaki falezlerde görülüyor. Simetrik olarak dizili düzgün altıgen formundaki bu sütun kayalar İzlanda mimarisine ilham kaynağı olmuş. Bu etkinin en belirgin görüldüğü iki mimari eser Reykjavik'te
her noktadan görülebilen Hallgrímskirkja Kilisesi ve Harpa Binası. İzlanda'nın doğa harikaları. Gullfoss Şelalesi de İzlanda'nın en popüler turistik noktalarından biri. Merdiven şeklindeki şelalenin düşüş şiddeti zaman zaman saniyede 2000 metreküpü buluyor ve bu su damlacıklarının oluşturduğu buluttan suyun düştüğü yer görünmüyor. 15 aktif volkanı, 11 şelalesi var adanın. Her 5-10 yılda bir volkan aktif hale geçiyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın 3. büyük buzulu Vatna ve bu buzdağından beslenen Avrupa'nın en güçlü şelalesi Dettifoss da İzlanda'da. 248 metre ile ülkenin en büyük ve en derin buzul gölü Vatna'nın eteğindeki Jökulsárlón'da 3 renk gözlenebiliyor. Cam göbeği mavisi, kristal beyaz ve volkanik küllerden kaynaklanan siyah renk. Mavi Lagün, National Geographic dergisinin dünyanın 25 harikasından biri olarak onurlandırdığı gölün adı. Hava sıcaklığı ne olursa olsun, suyun sıcaklığı 37-39 derecede sabit. Çok özel bir ekosisteme sahip olan gölün dibindeki yosunlar göle tatlı, mavi bir renk veriyor. İçinde yoğun şekilde bulunan sülfür ve silisyum dioksit çürük yumurta gibi kokuyor. Ama sedef başta olmak üzere birçok cilt hastalığının tedavisinde kullanılıyor bu su. Gölün içinden çıkan beyaz çamurun içinde de bolca bulunan ve cildi güzelleştiren bu kimyasallar saçları sertleştiriyor. Adanın yanardağlarından sonra en önemli özelliği geyzerleri. Periyodik aralıklarla fışkıran bu sıcak su kaynakları ısınma ve elektrik enerjisi elde etmede kullanılıyor. Bunlardan en bilinenleri geysir geyzerleri. En çok ördek türü İzlanda'da bulunuyor. Ama bazı hayvan türleri de hiç görülmüyor burada. Penguen, yılan, kelebek, kurbağa ve semenderler İzlanda'da yaşayamıyor. Yol boyunca bütün yeşil alanlarda çobansız koyun, inek ve at sürüleri görülebilir. Ama İzlanda'da domuz da bulunmuyor. Yakın zamana kadar hijyenik sebeplerle şehirlerde evcil köpek beslemek yasaklanmış İzlanda'da. Özgür Willy filminden de tanıdığımız orka cinsi balina Keiko 1970'te İzlanda sularında yakalanmış. Çevreci protestolar sonucu 2002'de tekrar İzlanda sularına bırakılmış. Ama Keiko yüzerek 2003 yılında öldüğü Norveç'e gitmiş. İzlanda atları özel bir ırk. Daha budur ve renkliler. Ayrıca diğer atlardan daha farklı bir stilde koşabiliyorlar. Irkın saflığını bozmamak için ülkeye başka at getirilmiyor. Ülkeden ayrılan at varsa bir daha geri alınmıyor. 2010 yılında Avrupa'daki birçok uçuşun yapılamamasına sebep olan yanardağ patlamaları İzlanda'da sadece bir yeri ciddi şekilde etkilemiş. Dağın hemen güneyinde kurulmuş bir aile işletmesi olan Thorvald Seyri çiftliğiydi. Yakındaki diğer birkaç ev dağın kuzeyinde kaldığı ve rüzgar güneye doğru estiği için pek zarar görmemiş. Diğer İzlandalılar içinse sadece seyirlik bir gökyüzü şöleni olmuş bu doğa olayı. Değil insan, tek bir hayvan bile ölmemiş. Ayrıca gene aynı sebepten İzlanda'daki hiçbir iç hat uçuşu aksamamış. Tüm mülkü kül ve çamur altında kalan çiftlik daha sonra İzlandalıların yardımıyla eski haline getirilmiş. Aile şimdi çok memnun çünkü volkanik kül yüksek oranda mineral içerdiği için bir sonraki hasatlar çok daha verimli olmuş. Ayrıca bu büyük patlama sonrası yakın zamanda başka patlama beklenmediği için de huzurlular. Aile 2011 yılından beri çiftliğin yakınlarında bir turist merkezi işletiyor. En çok talep gören volkan hatırası patlamanın kavanozlanmış külleri. Doğal film platosu. İzlanda buzulları birçok filme doğal dekor olmuş son 30 yılda. Jökulsárlón 2 James Bond filmi ve Game of Thrones dizisinin kış mevsimi duvar arkası sahnelerinin çekildiği yer olarak da tanınıyor.
Batman Begins, Noah, Oblivion ve Stardust, İzlanda'da çekilen diğer bazı filmler. Volkanik patlamalarla oluşmuş ve insan eli değmemiş doğa manzaraları oldukça gizemli görüntüler oluşturuyor ve tüm macera filmi yapımcıları İzlanda doğasından ilham alabiliyor. Lost dizisinin çekildiği ve İzlanda gibi volkanik olan Hawaii'nin Oahu adası İzlanda'nın dağlık bölgelerine çok benziyor. İzlanda'da yemek. İzlanda'da lokantalarda hesap masada değil kasada ödeniyor. Bahşiş vermek hoş karşılanmıyor ama bazı küçük lokantalarda kasanın yanında bir bahşiş kavanozu var. Küçük bir kafeden lüks bir lokantaya kadar her yerde ev yapımı sebzeli kuzu çorbası muhakkak bulunuyor. Her lokantada yemekten önce ikram olarak bir sürahi su ve ev yapımı sıcak ekmek ve tereyağı geliyor masaya. Tereyağı genelde işlenmemiş siyah volkanik taşın üzerinde ikram ediliyor. İzlanda'da her şeyin etini yiyorlar. Balina, at, köpek balığı, fok ve bilumum kuş. Ağlamaklı bakışlı, penguen görünümlü Atlantik pufini bile İzlandalıların Noel sofralarını süslüyor. Adada şu an McDonald's yok. Ülkedeki son McDonald's ekonomik krizle birlikte Ekim 2009'da kapanmış. Son menüyü alan kişi menüdeki yemekleri yemeyip bir cam ekrana koymuş. Meraklıların gelip görebildiği bu son menü, fast food yemeklerin ne kadar sağlıksız olduklarını ispat edercesine hala ilk günkü gibi korunuyor. İzlanda çevreci ve ekolojik bir ülke. İzlanda sanki tek elle yürütülen bir turistik işletme gibi. Tüm turistik tesis ve alanlarda genel bir prensip göze çarpıyor. Doğayı bozmadan, değiştirmeden ve turiste müdahale etmeden hizmet etmek. Seyyar satıcı ya da birbirleriyle rekabet eden lokantalar yok. Zaten Reykjavik dışında o kadar az tesis var ki 100 kilometre boyunca ekmek alacak market bulamamak mümkün. Güney sahilleri boyunca çok ender küçük yerleşim merkezleriyle karşılaşılıyor. Ama 3 ev ve 1 kiliseden oluşan köyleri saymazsak Güney İzlanda sadece doğal güzelliklerden oluşuyor. Asfalt sadece şehir içlerinde ve ana yollarda kullanılmış. Diğer toprak yollar düzleştirilerek ya da taş dizilerek oluşturulmuş. Büyük kayalar sınır çizgisi ya da şehir mobilyası olmuş. Volkanik patlamalardan sonra oluşmuş kahverengi dağınık yeryüzü ya da sanki yeni deprem olmuşçasına altlı üstlü olmuş toprağa dokunulmamış. Aynı prensiple şehir ve sokaklar da kaya ve volkanik taşlarla ya da eski bisikletler gibi geri dönüşümden faydalanarak dekore edilmiş İzlanda'da. Hepsi çok sade ve estetik görünümlü. İzlanda'da sadece ekolojik tarım yapılıyor. GDO ve suni gübre kullanmak yasak. Birçok gıda haliyle ithal ediliyor ama ülke içinde üretilmiş her gıda ekolojik. Termalden başka şelale ve rüzgar gibi diğer sürdürülebilir kaynaklardan da enerji elde eden İzlanda en çevreci ülkelerin başında geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.